arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizin roba kısmında beyaz rengimizi kullandık. Alt kısmında ise çok tatlı bir yeşilimizi kullandık ve göğüs kısmını çiçeklerimizle süsledik. Evet elbisemizi bir, bir buçuk yaşlarındaki çocuklarımız rahatlıkla giyebilirler. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız robamızı biraz daha büyütüp etek kısmını yine biraz daha ölçü uzattıkları zaman 2 yaş 3 yaş civarına kadar büyütebilirler. Evet iplerim hakkında bilgi vermek istiyorum. Yazlık elbiseleri öreceğimiz için e ee, tabii koton ipler ya da yaz örgüler için, yazlık kıyafetler için uygun olan iplerimiz çok uygun olacaktır. İlla marka e, önemli değil. Elinizde bulunan markalarla da e, marka iplerle bu örgülerimizi örebilirsiniz. Evet şimdi elbisemin uzunluğunu ölçmek istiyorum. En uzun yerine kadar bakın asıldan falan yapmadığım için şu şekilde kirpiğin bitimi yerine bakıyorum ve 36 santim olduğunu görüyorum. Roba kısmımı ölçtüğüm zaman ise 12 santimde robamızda olduğunu görüyorum. Gövde genişliğine baktığım zaman şuradan alıyorum gövde genişliğini 27 santimde gövdemizin genişliği. Bir tane ip kullandım. 100 gram 300 50 metreden oluşmaktaydı ipimin uzunluğu. Küçük iplerden kullanacaksanız mutlaka iki tane alın. Hani 50 gramlık iplerden alacaksanız eteğimiz için iki tane ancak yeterli olmakta. Tabii bu sık kullanıp şuradaki model uygulamamızda sık yerleştirip daha seyrek yerleştirmede sizin elinizde çok dökümlü olsun derseniz bakın ben şuradan dökümleri görülmekte biraz dökümlü olmasını istediğim için biraz sık yerleştirdim arka tarafa ise birazcık daha rahat yerleşim yaptım. Ön daha gördüğünüz gibi şöyle dökümlü oldu bu dökümlüğü ne kadar artırırsak ipimiz o kadar çok gideceği için ipimizi daha fazla temin etmeliyiz. Küçük 50 gramlık iplerden alacaksak 2 tane, 100 gramlık iplerden alacaksak 1 tane yetmekte. 100 gram ve 300 metre olan. Beyaz rengimiz ise zaten çok az kullanacağımız için hangi markadan ne kadarlık alırsanız da fark etmeyecektir. Evet. Tığ olarak ise ben şu tığımla ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Sizler elinizin sık ve gevşek oluşuna göre tığ numarasını kendiniz tercih edebilirsiniz. Evet bütün bu açıklamalarımızdan sonra bir de küçük ricamız olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir. Evet hep birlikte örelim inşallah kolay gelsin. 70 tane zincir çekerek robamızı örmeye başlayalım bir tane düğümümü atıyorum şöyle içine trabzan öreceğim için ilmeğimi rahatlatıyorum ve gevşek bir şekilde yani fazla sıkı olmayan bir şekilde 70 zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 70 olana kadar devam ediyorum zincirimi 70'e kadar çektim şimdi santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum üzerine tutuyorum 30 santim 30 santim de zincirimiz var fakat geriye dönüşümüzü yaparak ilk trabzanımızı öreceğiz şöyle göstermek istiyorum yani şu kısma gelecek 29 santim gibi bir santim olacak ölçümüz şimdi iki tane zincir geri geliyorum 1 ve 2 2 tane zincir geri geldim 1 2 tane de ilave ediyorum tığımın başını dolayarak çekilmiş olduğum ikinci zincir içerisine girerek 1 ve iki defa da trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum birebir zincirlerimi takip ederek tamamlıyorum her zincir içerisine bir tane trabzanımızı örüyoruz. Doluyorum. Sıradaki zincire giriyorum. Doluyorum. Zincirimizi tamamlayalım. Trabzanlarımızı örerek sıramızın sonuna kadar geldim. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bunu birinci trabzan sayıyorum. Tığımı başını dolayarak ikinci trabzan içerisine giriyorum. 2 tane trabzanım oldu. 3. örüyorum. 3 tane trabzanımız oldu. 3 tane tek 4. çift örüyoruz. Ördüm. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. 3 tek dördüncü çift tekrar 1 tek 2 tek 3 tek dördüncü çift aynı yere batıyorum şimdi bakalım 1 2 3 dördüncü çift 1 2 3 dördüncü çift bu şekilde 3 tane tek dördüncü çift sıranın sonuna kadar ilerleyelim tekrar örelim bakın 1 2 3 3 tane teki ördüm 3 tek dördüncü çift örüyorum aynı yere tekrar Sıramızın sonuna kadar 3 tek bir çift örerek geldim ve en son zincirden döndüğüm trabzanımı da sizlerle birlikte çalışalım. Şurayı zincirle dönmüştük. Batıyorum tepesine ve buradaki trabzanımı da şöyle biraz uzatıp aynı boy sırasına getirerek tamamlıyorum. Ve buradan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Burası elbisemizin arkası olacak. Ve sonrasında bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bir, ikinci trabzanımın içerisine gelerek sık iğnemle batıyorum. Dört tane zincir, dört, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 zincir 1 atlayıp ikinci trabzan üzerine batıyorum 1 2 3 4 tane zincir 1 atlayıp ikinci trabzananıma sık iğnemle batıyorum Tekrar 1 2 3 ve 4 bir atlayıp ikinciye batıyorum ve Trabzanlarımız bitene kadar yani sona kadar dört tane zinciri ikinci trabzan üzerine örelim. Başta iki tane trabzanımız vardı, bitişte de yine iki tane trabzan olacak şekilde ayarlamamızı yapacağız. Şimdi sona doğru ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar bir atlayıp ikinci trabzanımıza dörder zincirimizi çekerek geldim ve şu şekilde oldu bakın sıramızın sonuna iki tane trabzanımız kaldı şöyle saydığımızda bir tanesini de atlayacağız kenarda iki tane trabzan kaldı burada sizde dört de kalabilir hiç önemli değil oradan dört zincirimizi çekip kenara iki tane trabzanımız örelim burada bir değil iki trabzan da kalabilir e, sayıları farklı başlarsanız o yüzden hiç önemli değil önemli olan tek şey sona iki tane trabzanımızı örelim Evet bir tanesini ördüm. Zincirden çektiğimin de tepesine batıyorum. Ve burayı da örüyorum. İki tane trabzan ipimi yarımladım. Hemen düzeltiyorum. İki trabzanımızla başlamıştık. İki trabzanımızla bitirdik. Şöyle bırakıyorum görmeniz için. Bu şekilde oldu bakınız. Şimdi üzerine yeni trabzanlarımızla yeni sıramızı başlatıyoruz. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak batıyorum. 2 tane trabzanım oldu başlangıç noktasında. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra şu kısma gelerek batıyorum. Buraya batıyorum. Ve buraya 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı noktaya trabzan örüyorum. Zincirimle birlikte 2 oldu. 3 ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda zincirimle birlikte 4 tane trabzanımız oldu. Şöyle görelim bakınız şuradan başlamıştık. Gelip battım. 2 zincirimi ve 3 zincir çektim. 3 tane de trabzan yaptım. Toplamda 4 tane trabzan sayısına ulaştık. 4. trabzanı yanındaki bulunan yuvanın içerisine gelerek direkt batıyorum. Bakınız direkt batıyorum. Ve buradan 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını dolayarak 3 tane de trabzan örüyorum. 1, 2, 3 ve 3. 3 zincir 3 de trabzanımızı bu noktaya ördük. Hemen yanındaki yuva içerisine gelerek sıkı iğnemle buraya batıyorum. Ve batmış olduğum noktada 1, 2, 3 zincir 3 trabzanımı aynı yuva içerisine örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Toplamda 4 tane trabzanımız olacak. Ve hemen trabzanın bitince yanındakine batıyorum. 3 tane zincir ve yeniden 3 trabzanımı örüyorum ve bu sıramızı sonuna kadar bu şekilde getiriyoruz. Yanına batıyorum. Ve şöyle bakınız artışımızı yaptım. Güzelce kıvrılıyor. Burada sık sık batmamız demek artışımızın olduğunu göstermekte. Şimdi trabzanlarımızı bu şekilde örerek sona doğru gelelim. Trabzanlarımızı ve zincirimizi örerek sıramızı tamamladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı kıvrımlı oldu. Artışımızı yaptığımız için çok güzel, çok hoş bir kıvrım oldu. Bu kadar kıvrımın olması sizleri rahatsız etmesin. Daha sonraki sıralarımızda artış yapmayacağımız için bu sıramız büyüdükçe gayet normal bir şekilde duracak. Yani robomuz çok hoş olacak. Şimdi sıramın sonuna geldim. Başlangıçta iki tane trabzanım ve iki tane arada zincirimi çekmiştim. Şimdi sona geliyorum. Sona gelirken bu tarafa doğru geldiğim için zincir çekmeme gerek yok. Bitişte direkt tığımın başını dolayarak iki tane trabzanımı birer birer örüyorum. Bir ve kenardaki trabzanımı da örüyorum. İki. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamladık. 1-2-3 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bir sonraki sıramız için zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Şimdi yandaki trabzanımı da örüyorum. Kenarımda iki tane trabzanım oldu. Şimdi bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekip şu araya giriyorum. Bakın zincirden olan araya gelip batıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört. Zincirle trabzanımızın olduğu bölüm vardı. Zaten belli. Bakınız hemen şöyle giriyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 buraya giriyorum. 1, 2, 3, 4 buraya giriyorum. Ve sıramın sonuna kadar bu şekilde 4 tane zincir çekip 3 trabzanımızın yanında 3 zincir vardı. Bu kısma girerek sıramı tamamlıyorum. Sıramızın sonuna kadar zincirlerimizi çekerek geldim ve yeni sıramıza başlayacağız. Şimdi 4 tane zincirimi çektim. Kenarda iki tane trabzanım vardı. İki trabzanımızı her ikisini de yine örelim. Bir ve iki. İkisini ördüm. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç ve örgümün düz yönünü çeviriyorum zincirleri arkadan ördük trabzanlarımız ise ön yönden öreceğiz ve buradaki yapmış olduğumuz işlemlerimizin tekrarıyla robamız istediğimiz ölçü olana kadar bir sıramızda zincir bir sıramızda trabzanımızı aynı şekilde örerek geleceğiz şimdi zincirimi çektim diğer yönde hemen başını doluyorum ikinci trabzanımı da batarak örüyorum iki tane trabzanımı ördüm bir iki tane zincir çekmiş olduğum iki zincir buraya da hemen önündekine değil bakınız şuraya yapıyoruz buradan itibaren öreceğiz buraya yapmıyoruz şuraya batalım geliyorum batıyorum ve üç tane zincirimi çekiyorum bir iki üç yanına üç trabzanımı örüyorum bir iki ve üç bu iki zincirimizi geçiş için kullanıyoruz. Bitirirken yapmıyoruz. Bakınız eğer buraya da yapmış olsaydık şimdi artış yapmış olacaktık ama biz artık artışımızı yapmayacağız. Buradan direkt iki trabzanımız iki zincirimizde ikinci zincir yuvasının içerisindeyiz. Dört tane toplamda zincirimizle birlikte trabzanımız oldu. Hemen bir sonraki grubu batıyorum. 3 zincirimi çekip yanına da 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir önceki sıramızda çalışmış olduğumuz gibi sıramızın sonuna kadar geliyoruz ve arkasından zincirlerimizi aynı şekilde örerek robam istediğim ölçü olana kadar bu işlemlerimizi tekrar edelim. 4 trabzan oldu. Batıyorum. Ve bakın çok güzel olacak inşallah. Şimdi ilerleyelim bu sıradan trapsın arkadan zincirimizi çekelim e, yeterli ölçü olana kadar hepimiz örmeye devam edelim. 3 sıra trabzan olarak ördük şimdi 4. ve son trabzan sıramıza başlıyoruz zincirimizin olduğu bölümdeyim buraya kadar 4 tane zincir çektim bir tanesi zincirden olan 3 tane trabzanımı toplamda 4'er trabzanımızı ördük 4 zincirimizin üzerine ve 3 sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi 4. ve son sıramıza geçtiğimizde ise zincir sayımızı bir artıracağız ama trabzanlarımızda herhangi bir değişiklik yapmayacağız Bakınız şuradaki çekmiş olduğum trabzanlarımı 4 değil. Bu son şu grubumuzu oluşturacağımız yani robamızın son sırasını oluşturacağımız yerde 4 değil 5 tane zincirimizi çekerek biraz rahatlık veriyoruz göğüs bölümüne. Bakın ben çekerek geldim yine aynı işlemlerimi yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 yine şuradaki zincirimin ardından girip sık iğnemle örüyorum. 1, 2, 3 4 5 ardından giriyorum ve üzerine de yine aynı dört tane trabzanlarımızı örelim sonrasında yeniden birlikte olalım artık burası bizim robamızın son sırası olacak daha sonra gövde kısmına birlikte geçeceğiz bazı arkadaşlarımız özellikle bu bölümleri ayırmakta çok zorlanmakta aslında çok çok kolay bir yöntemi var şu şekilde tuttuğumuz zaman bakınız şöyle ortalayalım bu kısmımızı şöyle ortaladıktan sonra e, belirli ölçülerde ataşlarımız ayraçlarımızı takalım ve sonrasında sayalım. Ben şimdi işaretlerimi koydum. Bakınız şimdi sizlere sayısını vererek nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Şuradan sayıyorum. Şu kenardaki iki taraflarımı saymıyorum. 1 2 3 4 5 tane işaretsiz olan bölümümüz var. 5 tane bu tarafa ayırdım. Diğer 1 2 3 4 5 5 tane de bu tarafa ayırdım bakın işaretleri 6'ya taktım işaretler 6. E, grubumuzun bulunduğu yerde şimdi kolumuzu bu işaretten sonra kolum için sayıyorum bir işareti taktığım yeri saymıyorum aradaki boşluktaki yani arada işaret konmadık bölümleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane işaretsiz bölümümüz var. İşaretten işarete ise 10 de 11 bakın 9 tane işaretsiz bölümümüz var. Şimdi önümüz için burayı sayıyorum. Yelek için kullanacak arkadaşlarımız varsa burası marka olarak yapacaklar tabii ki diğer taraf ön olacak. Şimdi bu kısmım için ise işaretsiz sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 9. İşaretten işarete yine 11. Bakın. Şimdi diğer kolumu sayıyorum. Önce işareti takmadığım yerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 işaretten işarete 11. Hem buradaki parçamız hem kollarımız 11. Son parçamıza geldim. İşareti saymıyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu modelimizin olduğu bölüm var. İşaretimizi sayarsak 6. Şimdi son sıramızda hem kollarımızın altını birleştirelim hem de modelimiz için hazırlayıp robamızı tamamlayalım. Son iki trabzanımı örüyorum. Şöyle iki tane trabzanımı başlatıyorum. 1, 2, 3. Çeviriyorum yanına hemen bir tane tırabzanımı daha örüyorum. 2 tırabzanımı ördüm. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip her zaman ki zincir arkasına batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir arkaya batıyorum. 1 2 3 4 5 Bir öncekinde de 5 zincir çekmiştim. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar 5 zincirle geliyorum. işaretin bulunduğu yere de örüyorum ve buraya işaretimin olduğu yere taktım yani battım ve buraya şu şekilde tamamladım şimdi buraya 1 2 3 4 5 tane zincir yine çekiyorum şöyle büküyorum kolumu diğer işaretimin bulunduğu noktaya sık iğne olacak şekilde batıyorum burada kol altımıza da genişliğimizi verdik kol altı daha kullanışlı olsun diye 1 5 zincir de buraya çektik tekrar devam etmekteyim 1 2 3 4 5 batıyorum 1 2 3 4 5 diğer kolumuza kadar örelim birleşme noktasından sonra yine 5 er zincirle örerek geldim şöyle görelim burada birleştirmiştik örmeye devam ettim. Diğer işaretimin olduğu yerdeyim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve işaretimin olduğu yere gelerek buraya batıyorum. Yine 5 tane kol altımız için genişliğimizi verip kolumuzu birleştirdik. Devam ediyorum. 5 er zincirle 2 3 4 5. Sona kadar örelim. Birleşme işleminden sonra sona kadar örerek geldim ve sondaki iki trabzanımı da ördüm. Zincirlerimden sonra iki tane de trabzanımı örerek tamamladım ve bu şekilde robamız e, tamamlanmış oldu. Şöyle işaretlerimizi de çıkardıktan sonra daha net görebiliriz. Sayıp büyütebiliriz. Önemli olan bu eşitliği sağlamak. Yani başlarken de büyük başlayabiliriz ya da daha küçük başlayabiliriz eşit bir şekilde. Dağıttıktan sonra gayet güzel bir çalışma olmakta. Şöyle gördüğünüz gibi değişik, hoş bir çalışma oldu. Evet. Şimdi en son diğer tarafa da birleştirili ve artık farklı rengimizde etek kısmını örmeye başlıyorum. Bakın şöyle trabzanın arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. çorbamızı tamamladık. Şimdi ben e, çok tatlı bir yeşille eteğini örmek istiyorum. Çok tatlı, çok hoşuma gitti yeşilin tonu. İpim gördüğünüz gibi çok kalın bir ip değil. Şöyle göstermek istiyorum iplerimi. Nako'nun e, inci serisiydi galiba. barkodunu bulamadım. Bulunca gösteririm inşallah. Evet şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Arkadan kurmaya başlayalım. Şuraya başlıyorum, bakınız, şu kısımdan hemen e, buradaki birleşme noktasının bulunduğu yerden başlıyorum. Bir tane düğüm attım, giriyorum, sabitliyorum ipimi şöyle kenara çekip sağ taraf, sol tarafa doğru yatırıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve buraya yedi tane trabzanım örüyorum. 2 3 ikili trabzan, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tam şu ortaya batıyorum. Ortaya battım. Bir tane daha zincir çekiyorum. Şuradaki bölüme geçerek 7 tane trabzanımı da buraya örüyorum. Bu modelimizi korumak istediğimiz sıklıkla 7'şer trabzanlarımızı örebilirsiniz. Çünkü bu ne kadar sık yaparsanız elbiseniz o kadar e, dökümlü ve bol olacaktır. Ne kadar az olursa da tabi o kadar düz olacaktır. İstediğiniz bolluğa göre yani ayarlayabilin Döküme göre ayarlayabilirsiniz. 2, 4, 6, 7 tane trabzanı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra şu kısma batıyorum ya da şuraya batalım. Arkaya çok model kurmamıza da gerek yok. Tığımın başını doluyorum. Şunun içerisine örüyorum. Bakınız bu kez 7 trabzanı. Çünkü sıklığı kendimiz ayarlıyoruz. İla her zincirin içerisine modelimizi kurmamız gerekmiyor. Şuraya battıktan sonra yine bir tane de zincirimizi çekelim. Buraya giriyorum. Burada benim yaptığım gibi yerleştirme yapmanıza Gerek yok istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi ne kadar çok bu 7 trabzanı örerseniz etek kısmımız o kadar böyle dökümlü olacaktır. Ne kadar e, seyrek olursa da biraz normal olacaktır. 2, 4, 6, 7'yi de ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Şuraya batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Buradaki bölümüme giriyorum. Bakın yapmış olduğumuz işlem 7 trabzan bir zincir bir sık iğne tekrar bir zincirle 7 tane trabzan 2 4 5 oldu 6 6 ve 7 bir tane zincir çekiyorum şuraya giriyorum kaç tane modelimiz kurduk 1 2 3 4 tane Evet şimdi kolumuzun altına bir zincir çekiyorum ve kol altına bir tane modelimi yerleştiriyorum. 3 4 5 6 ve 7. Bir zincirimi çekiyorum. Şuraya batıyorum. Bakın tamamen kendi inisiyatifimizi kullanıyoruz. Bir zincir çekiyorum, buraya giriyorum. 7 tane trabzanı örüyorum. Bu şekilde 7 trabzan bir zincir bir sık iğne ile modelimizi kuralım. Trabzanlarımızı yerleştirerek geldim. 7 trabzan bir zincir bir sık iğne bir zincir 7 trabzan şeklinde ördüm. Toplamda kaç tane model kurduğumuza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın burada biraz daha sık kurdum ön tarafta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane modelimizi kurduk. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. Bir tane zincirimi çektim ve birinci şuradaki bakınız birinci trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincir örüyorum ve bütün trabzanlarımı birebir üzerine batarak örüyorum. Yani yine 7 tane trabzanımızı örüyoruz. 2, 3, 4, zincirimiz de 4 oldu. 5, 6 ve 7. Trabzanımın sayısı tamam olunca 2, 4, 6, 7. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve direkt sık iğnemin üzerine gerek bir tane sık iğne örüyorum. Ve buradan da yine 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 7 trabzanımın her birini birer birer örüyorum. Üzerlerine birer birer örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız yine trabzanlarımızın üzerine trabzan olarak örüyoruz 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 7 Yedi trabzanımın 7'sini de birer birer örüyorum Bu sıramız tam tekrarlarımız da sona erecek. Modelimiz zaten çok kolay bir model. Duruşu da çok şık. 7 trabzanımızı ördük. Yeniden 3 tane zincir. 1, 2, 3. Sık iğnenin üzerine sık iğne olarak batıyorum. Tekrar 1, 2, 3. 7 trabzanımı örüyorum. Ve sıramı başlattığım yere kadar 7 trabzan, 3 zincir, 1 sık iğne olarak örüyorum. Şurada görüşelim. Evet 7 tane trabzanımız 3 zincir bir sık iğnemizi örerek geldim. Başlangıç noktasındayım. 3 tane zincirimi ilk başlangıçtaki trabzanımın tepesine gelerek geçiriyorum. Ve buradan bağlantımızı kuruyoruz. Şimdi buradaki trabzanlarımızı yeniden öreceğiz. 1, 2, 3 zincirimi çektim. birinci trabzan yerine 2. trabzanımı ördüm. 3. trabzanımı ördüm. 1, iki tane zincirimi çekiyorum bir tane trabzan örüyorum 3 trabzandan sonra bakınız bir iki tane zincir çekiyorum diğer 3 trabzanımı örüyorum yani burada bölümlerine ayırdık 3 trabzan 2 zincir 1 trabzan yeniden 2 zincir 3 trabzan yine aynı 7 tane trabzanımızı ördük ama 3 ördüm, 2 zincir çektim, 1 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde bölümünü ayırdık. Birinci modelimizi bu şekilde ördük. Şimdi geçişimizi yapıyoruz. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum, aşağıdaki sık iğnenin içerisine girip 1 tane trabzanım örüyorum. 2 zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum, yine grubumuza geçiyorum. 3 trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımızı ördükten sonra 2 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen sıradaki bir trabzanımı örüyorum 2 zincir çekiyorum kalan 3 trabzanımı birer birer örüyorum 1 bir, 2 ve 3 1 2 2 zincirimi çektim aradaki sık iğneme giriyorum bir trabzan 2 zincir tekrar 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum ve başlangıç yerimize kadar işlemlerimizi tekrar ediyoruz 2 tane zincir 1 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz yani yapacağımız işlem şöyle tutuyorum sıramızın sonuna kadar ilerleyelim Sıramızı yine tamamladık. Bakın önden ben modeli sık yerleştirmiştim. Nasıl üst üste durdu. Tabi ee, tabii dökümlü yapmak isteyen arkadaşlarımız, dökümlü sevenler böyle modelimizi bu yedişer trabzanı ne kadar sık koyarlarsa o kadar dökümlü olacaktır. Evet. Şimdi sıramı ben yeniden başlatıyorum. Bakınız 3 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde örmüştük. Bu sıramızda da aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Şimdi 2 tane ne zincirimi çektim trabzanımın tepesine geçiyorum zincirden oluşan trabzanın ve yine üzerine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum yanına alttaki üç trabzanımı aynı şekilde örüyorum arkadaşlar yine iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başında dolayarak yine bir trabzanın tepesine batıyorum tekrar iki tane trabzanım örerek yine üç tane trabzanım örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı yine aşağıdaki gibi ördük. Şimdi geçişteki şu kısımda zincir yapmadan hemen buraya e, direkt geçişimizi yapacağız. Araya bir trabzanımızı örüyoruz, zincir hiç yok bakınız. Aynen devam ediyor gibi buraya doluyorum, bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum hemen bakın zincir çekmeden 3 tane trabzanımı geçiyorum. Her iki model arası yani her iki grup arası zincirimizi çekmiyoruz. Modelimizin tam ortasında ise 2 tane zincirimiz ve trabzanımızı yerleştiriyoruz. Geçişlerde yok. Şimdi 3 trabzanımı ördüm. Modelin kendi içinde olduğum için 2 zincirimi çekiyorum. Kendi içinin trabzanını örüyorum. Yeniden iki zincirimi çekip üç tane trabzanımı da örüyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi iki tane model arası geçiş yapacağım için bakınız iki model arası geçiş yapacağım için hemen tığımın başını dolayarak direkt trabzanımın üzerine batıp örüyorum. Tekrar yine zincir çekmeden doluyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde örelim. Şöyle göstermek istiyorum şu kısımdan. Bakınız modelimizin kendi içlerinde zincirimiz var. Aradaki geçiş yerinde yok. Çünkü bir sonraki modeli kaydırıp bunun üzerine kuracağız. Şuraya. Bakınız 7 tane trabzanımızı buraya oluşturacağız. Onun için bu arada zincirimiz yok. Direkt bir tane trabzan olarak öreceğiz. Kendi içinde ise bu şekilde. Şöyle göstereyim. Durdurup saymak isteyen, bakmak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun. Evet 4 sıradan oluşan modelimizi kurduk. İkinci kez kurmaya başlayacağız. Bakınız 1, 2, 3, 4. 4 sırada kurdum. Şimdi geçişimi yaparak yeniden modelimi kurmaya başlayacağım. Şöyle bakalım. 3 tane zincirimin yani ilk trabzanın üzerine ilmeğimi kaydırarak geçiyorum. İkinci trabzanın üzerine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Üçüncü trabzanına batıp kaydırıyorum. Şuradaki araya geçerek kaydırıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra buradaki tek olan trabzanımın içerisine 7 tane trabzanımı örerek başlıyorum 1 2 yeniden bakınız aynı yeri kuruyorum 3 4 ve de bütün trabzanlarımı tek tek örüyorum 5 6 yine de kontrol edelim 2 4 6 ve 7 araya bir tane zincirimi çekiyorum Bakınız 7 tane bu ortaya yeni modelimin aynı yerine aşağıda da kurmuştum. Buraya da kurdum. Bir tane trabzan içeri 7 tane trabzan ördüm. Bir tane de zincirimi çektim. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Yan tarafta da 2 tane modelimizi bakın araya zincir çekmeden örmüştük. Yine burada da 7 tane trabzanımız var. 3 burada, 3 burada, 6, 1 de ortada 7. Şimdi bunun hepsini e, birlikte çekeceğiz. Önce trabzanımı örüyorum. Kapatmadan tığımda bekleteceğim. Birini ördüm bekletiyorum. İkinciyi giriyorum. Bekletiyorum. Şöyle rahat rahat da alıyorum. Üçüncü. Bakın hepsi tığımda. Dördüncü ortadaki trabzanın bir tek katını örüyorum. Diğerinin bir tek katını örüyorum. Hepsini buradaki yedi tane Ortada dahil olmak üzere 3 bu tarafta, 1 ortada, 3 de diğer tarafta. Toplamda 7 tane trabzanımızı birer katını ördük. Bakınız burada 8 tane ilmek var. 2, 4, 6, 8. Bir tanesi örgümüzü götürmekte. Geri kalan 7'si de aşağıki trabzanlarımızın e, ilmekleri. Hepsini tek seferde çekiyorum ve şu şekilde toparlıyorum. Kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Kapadıktan sonra bir zincirimiz var. Tığımın başını doluyorum. Buradaki tek trabzana her birisi tamamlanmış 7 tane trabzanı örüyorum. Bu 7 açık trabzan öbürünü kapalı. 7'sini kapatıyoruz. 3 hepsini tamamlıyorum bakın burada. 4 şuradaki tekin üzerinde 7 tane trabzan olacak. Yine modelimizi kurduğumuz yerde kurulacak. Yani sayalım 2, 4, 6 ve bir tane daha ördüm. 7 7 trabzanımın 7'sini buradaki tek trabzan üzerine ördüm. Şimdi araya şuraya geçiyorum. Bakın şu kısma 3 trabzan, 1 trabzan, 3 trabzan olan kısmı öncesinde bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hepsini yavaş yavaş örmeye başlıyorum. Bir elini örüyorum. Diğerini ise toplu bir şekilde çekerek kapatıyorum. Bir ördüm. Dolayıp birini ördüm. Dolayıp birini ördüm üçünü ördüm şimdi ortadaki teki örüyorum ve kenardaki üçü de birer birer örüp tığımda bekletiyorum 7 trabzanımın ikinci çekim için tığımızda tutuyoruz Evet hepsini tek seferde geçiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir Evet bu sıramızda işlemimizi bu şekilde yaparak sona kadar gelelim. Bir açık bir kapalı bir açık bir kapalı trabzanımız olacak. Açıkları bir trabzanın üzerine yapacağız. Kapalılar ise şuradaki geçişteki yani kapalı dediğim 7'sini aynı anda çekiyoruz. Açık dediğim ise her bir 7 trabzanın hepsini birer birer buradaki tek trabzan üzerine örüyoruz. Ve şöyle sıramızı tamamlıyoruz. Sona kadar gelelim. Evet modelimizi ikinci kez kurarak geldik. Bir tane modelimizi kapatırken birini açıyoruz ve yine aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısıyla devam ediyoruz. Şimdi burası ilk başlangıç yerimiz gibi şurası bakınız her ikisi de 7'şer trabzan. Sonra bütün e, buradaki görmüş olduğumuz trabzan üzerine bu sıramızdaki gibi 7 tane trabzanımızı öreceğiz. Bir zincir bir sık iğne ile şu kısma batacağız. Bakın aynı işlemlerimiz sonrasında yine 7 tane trabzan bir üzerine geçtiğimiz zaman 3 trabzan buradaki zincirimizi 2 ya da 3 çekebilirsiniz elinize göre 3, trab 3 zincir 1 trabzan 3 zincir. 3 trabzan şeklinde örüp yukarıya geçtiğimizde ise 3 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan çe çekelim, örelim. Ve sonrasında görmüş olduğunuz gibi arada kalan yerleri bu şekilde toparlayıp bir tane trabzanın içerisinden yeni e, grubumuzu, yeni modelimizi yerleştirmek için hazırlayalım. Yani yapacağımız işlem Tam bu şekilde 1, 2, 3, 4. 4 sırada tamamladık. Diğer sıramızda diğer sıramızın biri olacak. Birisini kapatırken birisini de açtık modelimizin ve etek boyu yeterli olana kadar bu işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Şimdi geçişimizi yine birlikte çalışalım. Kapadım. Bakınız buradaki trabzanımın olduğu yerde zincirimi çektim. Bir kapama zinciri bir de normal zincirimi çektim. Ve diğer tarafa geçiyorum. Hemen trabzanımın üzerine geçiyorum. İlk trabzanım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakınız şurası. Buna batıyorum ve buradan 1, 2, 3 tane zincirimden trabzanım örüyorum. Ve buraya her birisine birer birer batarak trabzanlarımı örüyorum. 7 tane olana kadar. 2, 4, 6 ve son trabzanım 7. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Şu ortaya gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 7 tane trabzanımı örüyorum. Ve başlangıçtaki yapmış olduğum işlemlerimi tekrar ederek etek boyunu yeterli ölçüm olana kadar örmeye devam ediyorum. Şöyle tutayım. Bakınız görmek isteyen, saymak isteyen arkadaşlarım rahat bir şekilde saysınlar. Bir tanesini kapatırken yeni modelimizin ilk sırasını kuruyoruz ve her sırada her modelimizi dört sırada tamamlıyoruz. Bu dahil olacak şekilde bakınız. Bu dahil. 1 2 3 4. Bu bir olacak, 2 üç, 4 olacak. Elbisemin etek kısmını örerek uzattım. Her dört sırada bir tane modelimiz oluyordu. Buraya kadar bir model bakınız. bir model iki model burada 3 model, 4 model. 5. modelimizi ise tam bitiremedim. E, çünkü ipim çok az kalmıştı ve etek boyumda yeterli olduğu için 5. modelimi bıraktım. Şimdi e, en son geçişimi yapalım. Bakınız en son geçişimi ben şuradan yaptım. Her zaman buraya kadar nasıl ördüysek bu şekilde geçişlerimizi yapıp geldik. Burada bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Bakınız en son birleşme noktamız. Ve şimdi ipimi kestikten sonra beyaz rengimi bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve etek ucunu bir sıra geçiyoruz. Trabzanlı olan herhangi bir bölümden başlayalım. Buraya sabitliyorum ve bir tane zincir çekiyorum. İpimi sol tarafa yatırıyorum. Yandaki trabzanıma batıyorum. Yandaki trabzanıma battım. Bakınız iki tane trabzan oldu. Üçüncü trabzanıma iki zincir çekip dibine giriyorum. Tekrar yandakine bir tane batıyorum. İki tane oldu. Şimdi üçüncüye batıyorum. Üçüncüye bir iki tane zincir çekip arkasına batıyorum buradaki pipirikleri isterseniz daha sık olarak da yapabilirsiniz buraya batıyorum burada iki zincir olduğu için bir, trabzanımın üzerine batıyorum iki, trabzanın üzerine batıyorum, üç, üzerine iki tane zincir çekip üçüncü sık iğnemin arkasına batıyorum bakın şu şekilde etek ucunu pipirikler yapıyoruz tekrar bir iki sık iğne üçüncü sık iğne 3. sık iğnenin üzerine 1 2 tane zincir arkasına geçerek batıyorum ve e, bakınız 2 tane sık iğne 3.sine pipiriğimizi ördük ve devam ediyorum 1 2 zincirimin içerisine giriyorum 3 2 zincirimi çekiyorum arkasına giriyorum zincirim 2 olduğu için buraya bir tane daha batıyorum 1 trabzanımı 2 buradaki zincirlerimizi 2 defa batalım sevgili arkadaşlar ardına giriyorum tekrar bir tane sık iğne trabzanın üstüne ikinci sık iğne araya üçüncü sık iğne iki tane zincir arkasına bat şekliyle başlangıç yerimize kadar örerek gelelim Evet etek ucumuzun tamamını örerek bitirdim en son kirpiğimi de çalıştım şu şekilde başlangıç yerimin hemen İlk boşluğuna giriyorum, sık iğnemi, ilmeğimi geçiriyorum, bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek etekle işimizi bitiriyoruz artık. Şimdi kolumuza da yine bir tane çerçeve çalışalım. Bakınız, ben bir tanesine çalıştım. Burada birer birer buradaki trabzanlarımızın üzerine sık iğne ördüm. Zincirimin olduğu yere ise üç tane sık iğne ördüm. Şimdi birlikte çalışalım zincirimi çekip düğümüm attım ve kolumun hemen bu yeşilin yanından başlıyorum şuraya girerek bir tane sabitliyorum kendimi sık iğnemi yaptım sabitledim daha sonra trabzanımın tepesine giriyorum ama şöyle ipimizi de gizleyelim trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğnelerimi örüyorum şuradaki bakınız zincir çektiğimiz bölüme ise 3 zincir çektiğim bölüme 3 tane sık iğnemi örüyorum. Buraya 3 diğerlerine birer birer örelim. Trabzanımın üzerine 1 1 bir, bakınız birer birer gidiyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Buraya ise 1 2 3 3 tane sık iğne. Trabzanıma 1 Şuradaki yine zincirimize geldik. Zincirimin olduğu yere 1 2 ve 3 Evet kolumuzu şuradaki bitiş yerine kadar örerek gelelim. Sona kadar geldim. 3 tane sık iğnemi ördüm. Hemen şuradaki bölüme giriyorum. Sık iğnemi örüp bir tane de zincirimi çektikten sonra kolumuzu bir tanesini ben daha önce tamamlamıştım. Diğerini de sizlerle birlikte bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Her iki kolumuzu bitirdik. Yavaş yavaş elbisemizin e ufak tefek çalışmalarını yaparak tamamlıyoruz. Bakınız burası e, roba kısmının üzerine de yaptığım çiçekleri şöyle görmektesiniz. Ben e, bu çiçeklerimi aynı öreceğim için iki tanesini örerek hazırladım. Bir tane de yaprağımı ördüm. Şimdi bu taraf için bir tane yaprak bir tane de pembe çiçeğimizi örelim. Onu da ördükten sonra şöyle güzelce dikelim. Şuradaki kalan iplerimizi içeriye alalım. Hem etek ucunda görünen hem de burada görünen İpimizi içeriye gizleyelim. Daha sonrasında burada önce pembe çiçeğimizi, sonra da yaprağımızı çalışalım. Çiçeğimiz için göbek kısmına sarı rengimi kullanıyorum. Daha önce kalan iplerimden şöyle de diğer bu kenardaki açık pembemi sizlerle birlikte öreceğim. Tabi çiçeklerin hem iç rengi olarak hem de dıştaki rengi olarak farklı renkler yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz ya da elinizde olan iplere uygun çalışabilirsiniz. Şimdi elbisemi kenara çekiyorum. Puslanmayı önlemek için hemen çiçeğimin iç göbek kısmını örmeye başlıyorum. Önce bir tane düğümümü atıyorum. Bu düğümümüz üzerine şöyle tığımı biraz rahatladıktan sonra 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum Tığımın başını doluyorum minik bir göbek yapacağız onun için 4 tane zincir yeterli Tığımın başını doladım birinci zincirin içerisine gelerek giriyorum ve buraya bir tane ikili trabzanımı örüyorum bir ve iki bir tane yuva oldu toplamda altı tane yuva öreceğiz bir tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak yine aynı yere giriyorum bir ve iki bir zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum bir ve iki bir zincir tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum İkili trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum ve sayıyorum kaç cıva olmuş 1 2 3 4 5 5 tane yuva olmuş. 6. yuvayı ise kapatarak yapacağız. Bir zincirimi çekiyorum. İlk 4 zincir çekmiştik. Bakın onun üçüncüsüne gelerek batıyorum. İçinden geçiyorum. Bir tane zincir çekip düğümüm atıyorum ve 6 tane yuvacıktan oluşan orta göbek kısmımızı hazırlıyoruz. Çiçeğimin orta kısmını hazırladım. 6 tane yuvacığımız oldu. Pembe rengimi şöyle tığıma bir tane düğümü attım ve herhangi bir yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle batıyorum ve buraya sabitleniyorum. Şöyle pembe renkli ipimi de sol tarafa alıyorum ki örerken bu kalan ipimizi de gizleyelim. Üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bu yuvanın içerisine 3 tane başını bir defa dolayıp 3 defa da ördüm trabzanımı örmeye başlıyorum bakınız bir iki defa örüyorum tığımda bekletiyorum doluyorum bir doluyorum bir iki örüyorum Üçüncüyü çekmeden tığımda bekletiyorum üçüncü kez giriyorum bir iki iki ördüm bir tane üç zincirimiz ve üç tane de ikisini ördüğümüz yani iki defa doladığımız ördüm üçüncü de kapatmadım trabzanlarımızın hepsini Tek seferde kapatıyorum ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum kapattığımla birlikte. Hemen kendi yuvanın içerisine giriyorum. Kendisinin içine girdim. Ve birinci çiçeğim oluşturup ikinci yuvaya geçiyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Bitişte de isterseniz 3 çekebilirsiniz. Giriyorum. 1 ikisini örüyorum doluyorum. Bir, ikisini örüyorum. Doluyorum. Üçüncü kez giriyorum. Bakınız. Bir zincirimiz, üç tane de ikisini ördüğümüz trabzanımız var. Toplamda 4 ilmeğimizi gördüğümüz hepsini tek seferde çekiyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane zincirimi çektim ve buraya kapadım. Yandaki yuvaya giriyorum ve zincirimi çekiyorum bu zincir isterseniz her ikisinde de 3 her ikisinde de 4 ya da birinde 4 birinde 3 de yapabilirsiniz İpimi şöyle yatırıp gizliyorum yani zincir tamamen bir zincir ee, nasıl o hoşunuza giderse yani şöyle bir bakın çiçeğimizin görünümüne kapattım Evet şimdi yanına geçiyorum ve bütün yuvaları örüyorum. Toplamda 6 tane pembe çiçek yaprağımız olacak. 6 çiçeğimin altısını ördüm. Şöyle bombeli bir görünümü var bakınız. Hemen diğerinin dibine giriyorum. Sık iğnemi ördükten sonra üzerine de bir tane zincirimi atıp sıkıştırıyorum. Buraya sabitliyorum. Ve şöyle sıkıştırıp bu kalan iplerin hepsini iç tarafa gizliyorum. Şöyle kabartılı olan kısmı çiçeğimizin düz yönü olarak kullanacağız. Onun için bu iplerimizin hepsini içeriye yani şu alt tarafa alarak gizleyeceğim. İç kısma bakınız alıyorum. Şöyle bir bombeli kabartılı olan kısmı e, elbisemizi dikeceğimiz yani üste gelen kısmı burası olacak. Buraya da gizleme işlemimizi yapacağız. Şimdi yaprağımızı da çalışalım yaprağın için zincirimizi çekmeye başlayalım böyle bir kocaman bir yaprak çalışmayacağız küçük bir yaprak çalışması yapacağımız için az zincir çekiyoruz bu düğümümüz 1 2 3 4 5 5 ve bir tane daha zincir çekiyorum 6 bakınız 6 zincir çektim hemen 5. geliyorum bir tane sık iğne örüyorum yanındakine sık iğne örüyorum bir sonrakine tığımın başını doluyorum bakın şuraya iki tane sık iğne ördüm tığımın başını doladım İkili trabzanımı değil şöyle bir defa çekiyorum bakın bir defa çektim sonrasında yine doluyorum bu kez ikili trabzan örüyorum bir iki yani aşağıdan yukarıya doğru geliyor sık iğne başını dolayıp tek sefer çektim ve bir tane ikili trabzanım ördüm tekrar diğerine yine iki defa da aldığım trabzanım ördüm buraya bakınız buraya başlıyorum bu birinciydi iki aynı yere ikinci üçüncü hepsi ikili trabzan dördüncü beşinci dönüyoruz da aynı zamanda bakınız altıncı trabzanım örüyorum altı tane trabzanım ördüm şimdi tığımın başını doluyorum hemen bir öncesinin karşısına gelerek batıyorum Yine ikili trabzanımı örüyorum. Bu dönüşe ördük biraz önce. Şimdi karşısına ördüm. Başını doluyorum. İkili trabzanımı ördüm. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum ve giriyorum bir sık iğne. En uç noktaya geçiyorum. Şöyle sivrilmek için bir tane sık iğne örüyorum. Şöyle bir zincirimi de çekiyorum buraya. Yine dibine batıyorum. Sık iğne ile. Ve son bir zincirle kapatıyorum. İsterseniz şu bir zincirden sonrasını yapmayalım. Yeterli. Bakınız şu kadar yaprak yeter. Zaten de bir tane zincirimi çekmiştim. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Ve şöyle küçük bir yaprağımız oluyor. Elbisemizin üzerine dikmeye hazır. Diğer yaprağımızı ben şöyle dikmiştim. Bunu da şu şekilde yerleştirip Bakın ara boşluğa geldi ucu. Bunu da ara boşluğa şöyle getirelim çiçeğimizi. Bu şekilde yerleştirdikten sonra iğnemizi, ipimizi hepsini kendi rengiyle dikelim. Yeşilimi yeşilimle dikiyorum. Pembemi ise pembeyle dikiyorum. Zaten kabartılı olduğu için gayet rahat bir dikme işlemi gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde tabii ben hani daha önce diktiğim için bu kırmızıyı tam ortaya gelecek yere ayarlayalım. Diğerlerini de Hepsini örerseniz, hepsini ördükten sonra uygun olarak dikin. Benim zaman problemimiz olduğu için çekimimizi yapacağımızda müsait olduğumuz zamanlarda e, bu şekilde önceden çalışma yapmak zorundayız. Yani yapınca daha rahat oluyoruz. Evet, şuradaki ben e, ipimi iç kısma gizliyorum ve sonrasında buraya bunu kendi rengiyle pembemi de kendi rengiyle dikerek elbisemin çiçeklerini tamamlıyorum. Elbisemin çiçeklerini ve yapraklarını bu şekilde tamamlamış oldum. Hepsini kendi renklerinde diktim. Şöyle arkadan da baktığımız zaman bakınız farklı bir renk görülmemekte. O kadar da çok sık dikmemize gerek yok. E, tutacak kadar yani dikelim. Zaten de bu kısımda kendi rengi olduğu için herhangi bir e, kötü görünüm olmamakta. Önden de öyle gayet güzel durmakta. Şimdi arkasındaki ilik ve düğme yerimizi çalışalım. Roba kısmımızı bütün olarak örmüştük. Dilerseniz şu kısmı düğme ve ilik yerine kadar dikebiliriz. İsterseniz iki tane ya da üç tane düğme yaparak da burayı kullanabilirsiniz. Hem ilik hem düğme olarak da çalışabilir. Nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabiliriz. Ben şu yukarı kısımdan bir tane düğme olarak çalışmak istiyorum. O yüzden bir buraya kadar dikiş yapıp sadece boğazın geçeceği yer kafanın geçebileceği yer kadar bir yer ayarlayın bir tane ilik bir düğme ile burayı kapamayı düşünüyorum şimdi birlikte dikmeye başlayalım şu kısımdan dikmeye başlıyorum bakın şöyle bir tane düğümüm attım alıyorum birebir bütün şu şekildeki sıraları aynı şekilde hizalayarak dikelim. Yeterli baş ölçüsü olana kadar bu şekilde geçişimi yapalım. Şöyle isterseniz üst üste de yapabilirsiniz ama ben yan yana durmasını istiyorum. Yukarıya doğru devam edelim. Arkamızın dikiş kısmını bu şekilde tamamladım. Sadece buraya kadar diktim. Buradan baş rahatlıkla geçecek. Dilerseniz daha aşağıda da bırakabilirsiniz. Buraya kadar ipimde olduğu için yukarıya çıkıyorum şu şekilde. Şöyle ipim karıştı. Hemen ipimi açıyorum. Buradan diğer başlangıç yerine bir tane genişlik bırakıyorum. Dilerseniz bunu zincir çekerek de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Buraya ben ilik çalışması yapıyorum. Tabii bunu sadece bu kısımda hemen küçücük bir zincir çekerek de çalışabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hazır ipimiz gelmişken, şöyle bakınız. Buraya bıraktığım ipin üzerinden bu şekilde düğümler atarak geçelim. dikişte de kullanılan bir teknik biliyorsunuz. Tabii çok daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Bir tane iğnemi de bu şekilde ayarladıktan sonra karşıya da elbisemize uygun bir tane düğme dikerek bütün işlemlerimizi bitirmiş olalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane deliğimiz oldu. Şimdi aşağısına girip yani altına girip iç kısmına düğümümü atarak tamamlıyorum ve karşıya bir tane de düğmemi dikerek elbisem kullanılmaya hazır hale geliyor. Şöyle bir tane beyaz düğmemi alıyorum karşısına geçiriyorum. Ve hemen buradan düğmemi de dikerek elbisemi kullanılmaya hazır hale getiriyorum. Ellememizi dedikten sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi ve bu şekilde bu güzel elbisemizi de tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.